Merhaba. Bugün Kovan'dan Kavanoz'a balın yolculuğunu izleyeceksiniz. Aldığım petek böyle olacak. Şu şekilde. Hüseyin hocam, kapı açar mısın? Zaten bundan sonra yavru var mı bilmiyorum. Bir bakalım. Olmazsa git peteği alacağız. Evet, burada yavru var. Orada da kapalı yavrusu var. Git peteğe bakalım. Evet, bu peteği de alacağız. Hüseyin hocam, bir sağılmış petek alabilir miyim? Evet, iki tane alıyoruz. Bir tane boş petek veriyorum yerine. Bazı bölgeler için bahar mevsim bitmiş olabilir de, İzmir için daha arının yavru atış süresi olarak daha 2 aylık bir süre var. Tamam, Hüseyin hocam, açıversin. Çıtalık bir alım arımızı açtık. Ben yaklaşık 20 gün önce bunları sıkıştırmıştım. Evet, dalak yapmış. Şu şekilde göstereyim. Evet, dalağa da bal koymuş. Bakalım yan petekte eğer yavru yoksa o peteği alacağız. Evet, bu yüzü güzel. Evet, şurada böyle birkaç tane günlük yumurta var gibi ama bu bal için onlar zayi edilebilir. Şöyle balımız. Hocam, açar mısın şöyle? Evet. Yan petekte alma ihtimalimiz var mı? Ona bir bakalım. Evet, burada balımız güzel ama larvalar var. Alma ihtimalimiz yok. Bir de dip peteğe bakacağız. Eğer dip petekte varsa, evet, Faruk yaklaş, bak şurada kraliçe var. Şurada kraliçe var. Kraliçe. Şurada kapalı yavrusu var. Bu peteği de almamız mümkün değil. Bu şekilde bırakıyoruz. Kovanlardan çektiğimiz peteklerin sağına başladık. Önce sırlı kısımları açıyoruz. Çukurda kalan bıçağımızın yetişmediği yerleri de sır tarağımızla alacağız. Evet. Peteğimizin sırlı kısmını aldık. Şu anda petek sağıma hazır ve makinemize koyuyoruz. Evet, sırları almaya devam ediyoruz. Makinemiz 3 çerçeve alıyor. Onun için 3 tane petek hazırlayacağım. Evet, döner gibi. Yine bıçağımızın yetişmediği yerleri sırt tarağımızla açacağız.
Balımız gayet olgun. Evet, diğer tarafını da açacağız. Makinemize yerleştiriyoruz. Sıralamaya devam ediyoruz. Şöyle önce bıçağımı kullanayım. Üçüncü peteğimizi de şöyle yerleştirelim ve evet, çevirme işlemi bitti. Şöyle gösterelim. Balını aldığımız peteğin durumu. Diğerini göstereyim. Şu şekilde. Evet, ballar akmış. Yine diğer petek. Evet, şu şekilde. Yerleştirdik ve çeviriyoruz. Evet. Petek gözlerinden savrulan ballar makinemizin duvarlarına çarpıyor. Bu hareketi iki defa yapacağız çünkü peteğin iki yüzü var. Şu anda petekleri ters çevirmemiz lazım. Petekleri bu şekilde koyuyorum. Sebebi şu. Petek gözlerinde 13,5 derecelik bir açı var. Makinemiz bu tarafa doğru dönüyor. Eğer ters koyarsak balın çıkışı daha zorlaşır. Alınmış bir petek. Şurada polenlerimiz var. Şuradaki şu siyahlıklar propolis dediğimiz madde. Şurada da var aynı yine propolisi. Şimdi makinemizdeki balı süzgeçten geçireceğiz.
Şöyle. Evet, balımız tenekeye doldu. Görüldüğü gibi içinde kalan mum kırıntıları, polenler süzgeçte. Bu şekilde şu makineye alalım. Evet, balımız oldu. İçini görebiliyor musun? Kavanoza bal dolumu yapıyoruz. Terazimizi çalıştırdık. Evet. Kavanozun boş ağırlığı 282 gram. Şuradan hemen musluğumuzu açalım. Net 850 gram olacak. Evet. Tam 860 gram bal oldu. Evet. Şöyle. Balımız satışa hazır.